Merhaba arkadaşlar. ARM programlama dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde STM32F4'ün mimari ve clock yapısını inceleyeceğiz. Şöyle bir ele alalım. Şimdi gördüğünüz gibi burası STM32F4'ün blok diyagramı ve yeşil, turkuaz, mor ve sarı ile işaretlenmiş yollar görüyorsunuz. Şimdi bu yollar aslında bus diye geçiyor. Mesela AHB bas yolumuz mesela yeşil olarak işaretlenmiş. AHB2 sarı olarak işaretlenmiş. Ardından APB1 turkuaz, APB2 ise mor olarak işaretlenmiş. Şimdi bu bas yolları bize neyi anlatıyor? Siz gömülü yazılımınızda mesela port A'dan bir biti aktif yani daha doğrusu pini aktif edebilmeniz için ilk önce AHB1 bas yoluna clock sinyal vermeniz gerekiyor diyor. Örnek veriyorum. Timer 2'yi aktif edeceksiniz. O zaman APB1 data yolunu yani bası clock vermek için enable etmeniz gerekiyor. Ya da mesela UART1'de çalışacaksınız. UART1'den veri alıp veri göndermek istiyor iseniz APB2 bas yoluna clock sinyalini vermeniz gerekiyor. Şimdi mesela bir örnek yapalım. Ben sadece hızlıca bunu göstereyim. Mesela örneğimizde şöyle olacak. Timer 2'de 500 milisaniyede bir flag kalkacak ve bu flag'e göre de A portundan bir tane pin yanacak. Flag iptal edince sönecek. Şimdi bunun için ne yapacaksınız? Tabii bunun için İlk önce ne yapacaksınız? A portunda bir pin yakıp söndürmek için ne yapıyorsunuz? AHB1 bas yolunu önce aktif ediyorsunuz. Ardından timer 2'deki APB1 bas yolunu aktif ediyorsunuz. Ardından modüllerin içerisinde 1-0 olarak çalıştırıyorsunuz. Eğer bu bas yollarını aktif etmezseniz ilgili modülleri ya da portları çalıştıramıyorsunuz. Çünkü bu STM32 yani ARM mimarisi clock üzerine temellenmiş bir mimari ve ilgili clocklarla mesela hepsini birden çalıştırmıyor. İstediğiniz clock'u aktif ederek siz ilgili modül veya pinleri aktif ediyorsunuz ki böylelikle güç tasarrufu yapıyor. Burası önemli. Zaten STM32F4'ün özelliği de bu. Düşük güç, yüksek performans. Bunun özelliği bu. Şimdi bunları anlattıktan sonra tabii daha inceleyeceğiz. Şimdi gelelim. Bakın AHB1 bas yolum benim maksimum 150 MHz'lik bir clock sinyalini destekliyor diyor. AHB2 168 MHz'lik bir clock sinyalini destekliyor. APB1 42 MHz, APB2 84 MHz'lik bir data yolunu besliyor. USB ise tek bir frekans değeriyle destekleniyor. 48 MHz. Yani bunun ne eksiği ne de fazlası. Eğer eksik ya da fazla olursa USB iletişimi kuramıyorsunuz. Şimdi birazcık daha şöyle detaya inmeye başlayalım. Fark ettiyseniz iki tane kristal eksternal kristal var. Bir tanesi 8 MHz'lik kart üzerinde, bir tanesi 32.768 kHz'lik bir bizim kristalimiz. Burada şimdi onları göreceğiz. Hani clockların hızlarına göre kendi aralarında ayrılıyor. Bunları ayrıntılı inceleyeceğiz zaten. Burada şimdi benim üzerinde düştüğüm şu. Mesela VDD'yi diyor 1.8 ile 3.6 volt arasında verin diyor. Yani gidip de buraya zaten bir önceki videomuzda da ne yaptık? Data şematikte bunu gösterdik. 5 voltlu kesinlikle beslemeyin. Mikrodenetizinizi yakarsınız. Burada bir diğer özellik kamera interface diyor. Yani siz buraya bir kamera bağladığınızda kamerayı 168 MHz'lik bir clock sinyaliyle besleyip ilgili işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burası da önemli. Zaten genel hatlarıyla mesela bakın ses işlemlerimiz var. Şurada DAC'lar var ya. DAC'ı da
APB2 aktif etmeden çalıştıramıyorsunuz. Bu da önemli. Mesela bir de şu var. Ben şuraya bir örnek verdim. X register diye. Biliyorsunuz registerlara genel hatlarıyla değer gönderirken yani 32 tane biti yazmaktan yani yazmak yerine direkt 4 byte'lık veriyi direkt yazıyorsunuz. Ve buradaki her bir değer aslında 4 biti temsil ediyor. Zaten bu register yorumlamaları datasheet'ten yaparken bunlara aşina olacaksınız. Şimdi bu kısmı da genel hatlarıyla bitirdik. Ha, bir de birazdan göreceğiz. PLL ve VCO var. Onu minimum 1 ile 2 MHz arasında bir clock sinyaliyle beslemek zorundasınız. Burası da bizim clock ağacı. Arkadaşlar, burası clock ağacımız. Şimdi bunları yavaş yavaş bir üzerlerinden geçelim. Şimdi birincisi high speed için bir eksternal kristalimiz var. Bu kart üzerinde 8 MHz. Ve özelliği şu, mikro denetleyici yani STM32F4'e yakın bir yerde konumlandırılıyor. Bunun nedeni ise eğer bunu uzak bir yere koyarsanız bunun üzerine gelecek olan gürültü sinyalleri sizin clock sinyalinizi bozarak iç mimariyi de gerçekleştirecek bütün işlemlerin bozulmasına neden oluyor. Onun için fark ettiyseniz external 8 MHz'lik ve external 32.768 kHz'lik kristaller hep mikro denetleyici yani F serisine yakın bir yerde konumlandırılıyor kart üzerinde. High speed internal. Bu high speed internal da şu arkadaşlar. Yani iç bizim clock sinyalimizin kaynağı. Bu 16 MHz. İşte düşük maliyete neden oluyor. Çünkü ekstradan external'daki bir kristal almıyorsunuz. En önemli özelliği kalibrasyon yapılabiliyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Datasheet'e giriyorsunuz manuele. High speed internal calibration yazıyorsunuz. Direkt çıkıyor zaten. Ondan sonra bir diğer artısı HSI'ye göre sistem başlangıç hızı yüksektir. İlk açılışta direkt stabilizasyonu sağlayarak ilgili frekansla ilgili yani clock sinyali ile F4'ü ve bas yollarını destekleyebiliyorsunuz. Fakat biraz uzun süre çalıştırdığımız zaman üretilen osilatör frekansının harici kristallerden daha kötü olduğunu görüyorsunuz. Eğer bir osiloskobunuz falan varsa bunların vayalarına bir pinle yani vayalarına artık hani toplu yani bir iğne ucuyla dokundurduğunuz zaman ve onu da osiloskopa verdiğiniz zaman sinyali oradan sinyalin zamanla kötüleştiğini göreceksiniz. Onun için genelde external tercih ediliyor. Şimdi PLL diyoruz. Fazlak loop diye geçiyor. Harici ve dahili frekans değerlerinden yüksek frekanslar üretmek için kullanıyor. Yani 32, 48, 168 diye gidiyor. Tabi artık buraya nokta nokta yok. Çünkü maksimum 168 zaten. Yüksek kalitede arkadaşlar ses performansı elde etmek için kullanılıyor. Yani siz şurada bir 84 MHz'lik bir sistem clock elde etmek istiyorsunuz. Zaten siz burada sizin ekstörünüz 8 MHz. 8'e geldiğiniz zaman maksimum zaten 8 elde edebiliyorsunuz. 16 ise maksimum 16 edebiliyorsunuz. Ama 84 MHz'lik elde etmek için gördüğünüz gibi artık hangisini seçtiyseniz, mesela burada HSI'yi seçtiniz. Buradan PLL ile tekrardan çıkış verip bunu 84 MHz haline getiriyorsunuz. Burası önemli. Buradaki şu olay max diye geçiyor. Sistem clock max diye geçiyor. Yani bundan hangisini seçerseniz siz o kaynağı baz alarak sisteminizi clock olarak besliyorsunuz. Ardından LS clock diyoruz. Low speed external. Yani şu 32.768 kHz arkadaşlar bu kristal değeri. Düşük güç tüketimi ve yüksek doğrulukta frekans üretimini sağlıyor. Zaten onun için LSE clock genel adlarıyla real time clock, takvim, saat, işte zamansal olayların işletildiği yani daha doğrusu zamansal olayların clock olarak desteklendiği şey LSE. Çünkü niye? Yüksek doğrulukta bir frekans üretimini sağlıyor. LSE da watchdog ve
oto uyanma birimi olan AVO için düşük güçlü clock kaynağı gibi davranmanızı sağlıyor. Yani çok bunlar da kullanılıyor ama en çok arkadaşlar HS ve LS kullanılıyor, onu söyleyeyim. Sonra sistem clock selection diyoruz. İşte şurası aslında sistem clock selection diye geçiyor. Yani sizin clock kaynağınız HSE mi, HSE mi, PLL clock mu olsun, bunları seçiyorsunuz. Ve bunun üzerinde daha doğrusu desteklediği bir şey var. CSS var. Bu da bizim sistemin security'si, yani clock security system diye geçiyor CSS'in. Bu clock security sistemin kısaltılmıştır. Yani bu ne demek? HSE seçtiniz ama HSE'de bir problem gerçekleşti ve uygun bir şekilde frekans değeriniz gelmiyor. O zaman bu CSS'i aktif ettiyseniz otomatik olarak HSE'ye geçiriyor. Burası da önemli. Yani açıkçası kendi arasında switchliyor frekansınızı. Ardından mesela 48 MHz bir USB'yi besleyecek bir clock sinyal elde etmek istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Kesinlikle bakın buradan göstermiş zaten. Sen diyor USB ile bu işi yapmak istiyorsan PLL'i aktif etmen gerekiyor diyor. Yani bu şekilde clock ağacını yorumlayabilirsiniz. Zaten data sheet'lere, yani daha sonra örnekler yaparken buralara çok uğrayacağız zaten. Ama genel hatlarıyla bu frekans, yani clock ağacının genel hatlarıyla özelliklerini bilmeniz önemli yorumlamanız açısından. Şimdi birazcık da artık geldik bunların hesaplanmasına. Gördüğünüz gibi ST Electronics'in geliştirdiği bir program var. Konfigürasyon programı. Bu konfigürasyona göre üzerindeki yapılan bütün değişiklikleri, ilgili artık değerleyiciniz neyse, ama biz burada Micro C kullanacağız. Micro C'de buradaki yazılanları işaretleyip clock sinyalimizi öyle oluşturacağız. Bir diğer önemli hintimiz, yani noktamız, mikro işlemcinin atadığımız frekans ile sistem clock frekansının aynı olmak zorunda. Eğer birbirlerine göre farklıysa clock sinyallerinin değerlendirilmesi farklı olup yanlış sonuçlara doğru götürebiliyor. Burası önemli. Şimdi bu konfigürasyon programını bir başlatalım. Böyle bir anlatalım onun üzerinden de. Şöyle. Bu bizim işte konfigürasyon programımız, ST Elektronik'in geliştirdiği. Mesela biz ne istiyoruz sistem kulağımızda? Hedefimiz, yani şimdi mesela MSU var ya bizim, mikro işlemci. Mikro işlemciye diye biz 8 MHz'lik bir değer atadık. O zaman benim burayı da 8 yapabilmem için, mesela hedefim 8 MHz. Benim zaten kristalim external 8 MHz. Çalıştırıyorum ve bize bir seçenek sunuyor. Mesela ben source olarak HSE. Çünkü benim HSE veya HSE değerlerinden yüksek bir değer istemiyorum. Zaten 8'lik bir kristalim var. 8'lik sistem kulağı istiyor. Zaten hiçbir bölme işlemi yapmadan 8'i elde etmek istiyor. O zaman HSE'yi seçtim. Bakın program otomatik olarak HSE'yi seçti sistem clock maximizden. O zaman 8 çık, yani çıkışımız 8 MHz oldu. Bölme yapmıyorum. O zaman nedir? 8 olarak elde ediyorum. Buraları da bizim timer kısımları arkadaşlar. Buraları önemli. Yani mesela burada APB1 bölmesi var. Mesela 8'likten, yani 8 MHz'likten ben APB1 yoluna bir frekans değeri gönderiyorum. Bir clock. Ben timer 2'de de 1 MHz'lik bir sinyal istiyorum. O zaman ne yapıyorum? 16 diyorum. Zaten bu otomatik kendisi arkadaşlar 2 ile çarptığı için 8'i 16 diyorum. 2 bakın 1 MHz'de bunun sistemini besledim. Ardından AP2'de aynısını yapalım. Gördüğünüz gibi timer 1, 8, 9, 10, 11'lerin şöyle 16 yapalım. 11'lerin de desteklendi. Clock frekansımız 1 MHz oldu. Peki daha yüksek frekanslara çıkması istiyoruz. Mesela bizim en yüksek neydi? 168 MHz'di. Bakalım nasıl bir işlem yapacak. Şuraya 168 MHz diyorum.
ve external ile besleniyorum. Run diyorum arkadaşlar. Ve bize zaten iki tane seçenek sunuyor. Yani bakın hemen zaten sizin HSE'den, yani bu şu demek. Bakın şöyle yapıyorum ya. HSE, PLL HSE ne demek? İşte burası demek. PLL source clone'unuzu siz HSE'den geleni seçiyorsunuz. Ben şöyle bir daha bir seçeyim. Şöyle gördüğünüz gibi 8 geldi, 8 oldu ve otomatik olarak 336 ve gördüğünüz gibi USB iletişim için 48 MHz'imizi oluşturduk. Timer 2 için 21 MHz. Ben genel hatlarıyla tabii böyle çalışmıyorum. Yani artık böyle 168'e çıktığım zaman şurasını kaç yapalım? 4'e bölelim. Çünkü maksimum 42 olacak. Bu 162'yi kaça bölmemiz lazım? Maksimum 2 olacak. Gördüğünüz gibi maksimum 84, 168 MHz oluşturmuş olduk. Ya şunu da 4 yapalım. Pardon. Gördüğünüz gibi 84. 84 ile şu anda besleniyor. Bu işte sizin STM32 konfigürasyon programınız. Ya ben hani önceden bunu çok kullanıyordum. Hani size de böyle tanıtmak istedim. Ama normalde artık register bazında bakıp direkt hızlıca MicroSeed'in içerisinde sistem kullanım konfigürasyonlarını gerçekleştiriyorum. Zaten örneklerimizde sürekli bunları kullanacağımız için bunları da ezberleyeceğiz artık. Neyin ne olduğunu ve örneklerimizi ona göre daha da pekiştirerek ilerleyeceğiz. Şunu da şöyle aşağıya alalım. Ve şurada da kaynaklarımız STM Electronics'in kendi sitesi. Bu arkadaşlar konfigürasyonu da indirmek için ST Electronics firmasının sitesine üye olmanız gerekiyor. Üye olmadan indiremiyorsunuz. Ama tavsiyem üye olmanız. Çünkü sürekli güzel bildirimler geliyor. Yenilik, yenilenen işte kütüphaneler, yenilenen register'lar, yeni çıkan bir STM serisi varsa onların bilgilendirilmesini yapıyorlar. Onun için yani bu tarz böyle hangi mimarda çalışıyorsanız onların sitelerine üye olup teknolojik gelişmeleri sürekli takip ediyor oluyorsunuz. Şimdi genel hatları özetleyecek olursak bugün ne anlattık? Artık bus yollarını anlattık. Bus yollarının maksimum kaç megahertz'e kadar desteklendiğini, ardından clock sinyali ile clock sinyal kaynaklarını ayrıntılı inceledik, yorumladık ve bu yorumladığımızı da en son artık görsel olarak konfigürasyon programı ile iki örnekle ne yaptık? Pekiştirdik. Şimdi biliyorsunuz felsefemiz neydi? Genelden özele doğru gitmekti. Ne yaptık? İlk önce mikro işlemciler ve mikro denetleyicileri genel anlamda anlattık. Ardından Cortex'e indirdik anlatımımızı. Cortex'ten de piyasaya verilen ürünlerden STM32F407 Discovery'e yöneldik ve o kartın ayrıntısını inceledik. Sonra birazcık daha ayrıntıya inerek artık genelden özele gidiyoruz. Bunun bus ve clock mekanizmasını inceledik. Bir sonraki derste de artık kullanacağımız programlar ve donanımların seçimini gerçekleştireceğiz. Bilhassa da derleyicimizi de ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.